Biz önceki sene geldiğimizde burada Çabuk. Almayan kız. Kız. Herkes aldı. Serap hoş geldin. Abdan hoş geldin. Gelmiş yatım yalan. Yürü geçin yürü. Son aldılar mı? İlahi gelsin demiş. Bekir'e bırak. Yaz sen şunu sorsun. Hep kesersin. Şanlı hep şerleri. Köylerimizin de bir araya geldi yaylamızda yerinde ziyaret ederek onlarla hasbihal etmek için Sayın Bakanımın başkanlığında ziyarette bulunduk. Allah'a hamdolsun bereketli bir dönem geçti. Sezonu tamamlamak üzereler. Yerinde görerek hem bir hasbihal ettik hem görüş ve düşüncelerini aldık. Halkımızın bu güzel çalışmaları, üreticilerimizin bu yaptığı güzel çalışmaları yerinde bizzat ayağına giderek ziyaret edip dualarını almaya gayret ediyoruz. Yaylada yaşamını devam ettiren, zor şartlarda böyle büyük sıkıntılar içerisinde emek veren, özellikle de geçimini hayvancılıkla sağlayan yaylada bulunan yeşil yurtlarımızı ziyaret ettik. Tabii bu ortamı görmek gerçekten bunların halini anlamak açısından en güzel bir şekilde bize fikir verdi. Burada şu anda yaklaşık aynı bölgede bölge bölge köylülerimize dağıtılmış olan mera alanları var. Bu mera alanları üzerinde de yeşil yurttaki özellikle bizim Bindal Şahnahan bölgesindeki mahallelilerimiz gelip burada 5-6 ay gibi bir süre kalıyorlar. Burada hayvanlarını otlatıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, süt, peynir ticareti yapıyorlar ve zor şartlar içerisinde bir şekilde burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bizim de amacımız gönül almak, bir hoş bir muhabbette bulunmak, buradaki şartları görmek, kendilerine yardımcı olabileceğimiz, destek olabileceğimiz, sorunlarını çözebileceğimiz bir ortam, bir durum varsa onunla ilgili bilgi almak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Yeşilyurt ilçemizin turizm potansiyelini harekete geçirmek, başkanımızın ve bizlerin de turizm potansiyelini harekete geçirme açısından yaylaların ayrı bir önemi olduğuna inananlardanım. Özellikle kadim Yeşilyurt'la beraber gelişecek ekosistem içerisinde, ekoturizm içerisinde yürüyüş yolları, dağ sporları noktasında yaylalarımızı değerlendirme, aktif hale getirme noktasındaki düşüncemizin de hayata geçmesi, bu yerlerin özellikle ulaşımının ve güvenliğinin tesisinde konaklama yerlerinin oluşturulmasından sonra Yeşilyurt merkezli bu yaylaların da değerlendirilebileceğini gördük. Ülkemizin içerisinde geçtiği ekonomik durumu göz önüne aldığımızda özellikle hayvancılığın geliştirilmesi noktasında bu tip yaylaların aktif olarak kullanılması ve küçükbaş yetiştiriciliğinin özendirilmesi noktasında da yaylalarımız gerçekten bu potansiyeli taşıdığını yerinde de gördük. Bu noktada yaylalardaki zorlukları aşma noktasındaki gayretlerine yerel yönetimler olarak ve merkezi hükümet olarak da katkı vermek zorundayız. Onların buradaki zor yaşamlarını kolay hale getirebilmek de yine bizlerin görevi. Onların üretim adına, hayvancılığı geliştirme adına bu noktadaki gayretlerini desteklememiz lazım. Hem hayvan başında hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği bakımından geliştirmemiz lazım. Ama aynı zamanda insanların yaşam konforunu artırma noktasında da gayret göstermemiz lazım. Bununla ilgili DAP idaresiyle yapmış olduğumuz biliyorsunuz birçok proje var. Sadece Malatya'mızın birçok bölgesinde
küçükbaş hayvancılığı geliştirme noktasındaki yaylaları kullanma noktasındaki projelerimizin bir benzerini buralarda da uygulayabiliriz. Ben tekrardan ev sahipliği için bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şu yurdun yaylaları özellikle şehre çok yakın olması, ulaşımın kolaylıkla sağlanması ve yolların düzgün olması, özellikle doğal yaşamın, ekolojik yaşamın ve çevrenin gelişmesi açısından da gerçekten çok önemli. Özellikle organik ve doğal beslenmeyi önceleyen hemşerilerimizin de direkt de buralarda gelerek hem bu yaşama adapte olması hem de buradaki imkanlardan faydalanması da gerçekten önemli. Parti gördük.